için söyledin. Resmen eve düşen bir yıldırım olmuşsun. Ne diyorsun? Yani bence öyle. Sen öyle mi görüyorsun? Evet öyle görüyorum. Dün bizi buradan yargılıyordu ya. Dinime küfreden Müslüman olsa. Kendininki daha kötü. En azından benim ailem hani küs de olsa yanımda olup bir şekilde düğünüm falan oldu. Düğünme falan geldiler. Resmen oğlanın bir kere düğün oluyor ve ailesi düğüne bile gelme tenezzülünde bulunmuyor. Yani Barış'ın ailesi senin ailen kadar yok mu düğünü demek istiyorsun? Bırak, nişana istemeye bile gelme tenezzülünde bulunmuyorlar. Tamam söylüyorum sana. Barış'ın ailesi senin ailen kadar bile mi yok? Nasıl? Barış'ın ailesi senin ailen kadar bile mi değil? Evet. Yani. Bu söyledikleriniz o kadar fazla çürüyecek ki. Hiç de ayıp değil. O kadar fazla çürüyecek ki. Ben de işte o yüzden eve düşen yıldırım oldum. Evet. Hani ben tek başıma istemeye gitmedim. Aileyi birbirine düşürmüştün. İşte Şirin Hanım ben tek başıma istemeye gitmedim. Benim kapı gibi arkamda amcam var. Amcan olsa da anneyle babanın yeri bir değildir. Amcam babama bir laf söyledi. Anneme de bir laf söyledi. Ne dedi? Bu çocuk incir kavuğundan çıkmadı. Siz sahip çıkmıyorsanız ben çıkarım, ben isterim, üzerime düşeni yaparım. Gerisi Barış'ındır dedi. Maddiyatı yapar yapmaz ben ona karışmam dedi. Annem canlı yayına bağlandığında da zaten şunu söyledi. Biz kimseden maddi yardımı kabul etmedik dedi. Bu maddi yardım kimseyi aşağılamak veya zor duruma düşürmek için değildi ki. Annemin babamın yanımda olması için, ulaşımlarını sağlamak içindi. Hadi buraya geçtim. Sonuçta atadır dedi Uğur Bey, değil mi? Evet. Çok haklı. Evet. Ben ne yaptım? Atamı aradım. Defalarca aradım. Aramakla bak, kalmasaydınız beni geç. Keşke. Beni hani geç. Seninle birlikte ben Eda görüntülü da keşke konuşarak bir olup gitseydiniz. Eda'nın da gidip işte, bir ellerini öpmesi ben falan. Sen yanlış düşünüyorsun. Benim telefonlarımı açsa ben zaten gideceğim ki onun ayağına. Telefon değil. Elini tutup, eşinin elini tutup evine gidebilirdin. Evini bilmiyor değilsin. Kapısını bilmiyor değilsin. Bilmiyor. Nasıl ben bilmiyorsun? Ben ailemin ya? Evini bilmiyorum. Öğrenemediniz. Ailem Trabzon'dan Muğla'ya taşındı. O kadar mı uzaksınız bir aile? O kadar ya uzak bir aile. Hiç görüşülmüyor ki. Ama işte bilmeden yorum yapıyorsun. Bak, o zaman sizin bak, ama sen bilmeden yorum yapıyorsun. Eda değil. Eda'dan önce de sorun var. Sen zaman bilmeden yorum yapıyorsun. Tam olarak yani öyle Şirin. Problem onun ailesiyle benim aramda değil. Zaten annesi beni kötülemedi ya da ben annesini bak, kötülemedim. Olmayan öyle şeyler dedi. Uğur Bey, ailem bak, istemedi Uğur dedi. Bey biliyor niye eleştiri yapmıyor? Eda Nur, sen şimdi ben sende bir hata gördüm. Söyle. Sen şimdi eşin ailesidir, istemiyor falan filan söylüyor ama sen de ona yangına körükle gidiyorsun. Aynen öyle sürekli. Olmuş. Sen senin sürekli yerine demen lazım ki hayatım olsun. Beni de istemediler ama ne yapalım? Yine senin annen baban. Hep böyle ona dedim, destek oluyorsun. Aynen. Sen dedim, dünden razısın. Demediğimi nereden hayır biliyorsun? Hayır şu an ben ekran karşısında da izledim seni. Bugün yaptı de izliyorum. Sen dünden razısın. Aa evet, evini evet, bilmiyor. Evet anne demedi. Çünkü evet bana kaynana kayınpeder lazım değil. Ama Barış'a hep diyorum ki onlar senin annen baban. Ya sana bana eşim lazım. Ben eşimle mutluyum. Sana lazım bana değil. Eşi, o da öyle anne baba lazım olduğu için. Bu ona bunu söylüyorum. Hatta yakın zamanda annesinin doğum günüydü. Kendisi dedi ki aramayacağım. Telefonumu açmıyorlar nasıl olsa. Ne olursa olsun annen dedim. Yalansa kendi yalanlasın. Bir kere söyledin işte dilinin üstünden alttan alttan işi aynen götürüyorsun. Ne yapacağım işte. Yalvarırım anneni ara mı diyeceğim? Kardeşim ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Telefonla aramak da olmaz. Sen o baca kapıdan kovsa sen bacadan girmeye bak. Yarın çok geç kalırsın bak. Ya ben zaten girdim. Bilmediğiniz için bu yorumu yapıyorsun. Ama sen babam diyorsun ki ne? Bak Keziman anne. Babam benim ölüm döşeğindeydi. Annem bana haber vermedi. Ablamın ayrıldığı ve barıştığı eski kocası haber verdi. Dedi ki baban öldü. Git cenazesine. Annemden haber almıyorum. Annemi arıyorum, babanı kaybettik diyor. Niye bana haber vermedin diyorum, kimseye haber vermedim diyor. Ben tasımı tarağımı toplayıp aynı gün arabaya binip, arabamla hazırlayıp Muğla'ya gidiyorum. Doktorlar bana diyor ki, hazırlıklarınızı yapın. Ben ataya saygımdan gidiyorum oraya zaten. Ben bu o zamana kadar ailemle görüşmemezlik yapmadım, görüştüm. Ama artık iş düzelme raddesini geçiyor, düzelmiyor hiçbir şekilde. Anladınız mı? Ben gittim, şey ben gittim. Üç gün boyunca arabada yattım. Bir şey söylüyorum ama bak söyleyeyim de üstüne söyle evladım. Buyurun. Eda Nur'u ben üç gündür gözlemliyorum. Aralarda, dışarıda vesaire. Bu sizin konuyla ilgili çok konuşma geçti. Yani ailenle görüşüyorsun, görüşmüyorsun. Ama hiç Eda Nur'da kayınvalidesiyle ilgili ılımlı bir yaklaşım algılamadım ben.
Size kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Evimin içini de ben biliyorum. Gibi görünüyor. Ben eşimin yanındayım. Seviyorum. O bana yeter diyor ama bu kayınvalidesini desteklediği anlamına gelmiyor. Tanımıyor. Niye destekleyeyim? Ki. Tanımıyorum. Ben kötülemiyorum da ama siz kötülüyormuşum yani, gibi yansıtıyorsunuz. Tanıman önemli değil. Oğluyla evlisin. Tamam, sen ben de diyorum ki erkek siz annesin şu anda. Erkek evladısın. Yarın bir gün aynı şeyin sana yapılmasını ister lütfen, misin? Lütfen sakın bana erkek evladım var demeyin. Hayır, benim çocuğumu karıştırmayın. Ama o da bir anne. Benim çocuğumu erkek karıştırmayın. Evladı. O anneyse oğlunun yanında dursun. Her ben şey oğlumun yanında durmazsam o zaman söylersiniz. Tamam, bana sakın olunuz. Oğlumu katmayın. Neyin ne olacağını ne bilebilirsin? Tamam. Ben yarın size bir şey söyleyeceğim. Yarın çıkacağını nereden biliyorsun? Sakın oğlumu karıştırmayın. Sessiz olur musun? Sakin hayır. Olur musun? Tamam, hayır. Sakin bırak olur Barış. Ben bir konuşacağım. Oğlu söz konusu oldu mu kız? Haklı yani. Tamam, ben haksız demiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hayır, o bir hayır, anne. Siz? O da bir anne ve oğluyla bunu misal olarak diyorum. Sen de aynı şeyi yaşayacaksın. Anne olarak düşün, algıla demeye çalışıyorum. Kayınvalideni o şekilde algılamaya çalış diyorum. Ama sen asla öyle düşünmüyorsun. Her şeyi Barış'ın omzuna yıkıyorsun. Hayır. Peki. O nasıl isterse. Evet, çünkü onun annesi, ben oğlumu... Destekleyici değil bu. Dün bir konu geçti, hatta Uğur söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Namussuzluk, şerefsizlik dahi yapsa evlat evlattır. Aynen öyle. Hayatım bak, inatçısın. Evlat evlattır. Senin Barış'a ne istiyorsa arkasındayım demen, ona destek verdiğin anlamına gelmiyor. Ben onu algıladım. Barış'ın annesini bu kadar zorda bırakamazsın. Ben annesini zorda bırakmıyorum. Hayır, ki. Hayır, karım beni niye zorda bırakıyor? Siz ne kadarını zor biliyorsunuz? Ben Efendim? Ne diyorum? Tamam Efendim? Bir şey soracağım. Oğlunuz var mı? Çocuğunuz var mı? Var tabii. Tamam, bir soru soracağım. Çocuğun Covid oldu. Çocuğunun çocuğu Covid oldu. Allah korusun. Bir saniye. 10 gün boyunca yoğun bakımda yattın. 2 aylık çocuk her gün 5'er tane serum yedi. Arar mısın? Ama demek çok sinirlendim. Ya ben bir soru sordum. Niye bana savunma yapıyorsun? Çok sinirlendim. Arar mısın, aramaz mısınız? Anneciğim, bana bunun cevabını verir misin bana? Çok sinirlendirirse ben de aramam. Tamam, aramazsan o zaman çocuğun benim anneme yaptığı gibi senin de çocuğun sana yapacak. Unutma. O zaman Barış'ın annesinden ne farkınız var? Hayır, o neden diyor ama ben onun söylediğini istinaden bakın, söylüyorum. Bakın, siz Eda Nur'a yüklendiniz. Bana Eda Nur, Barış bir dakika. Eda Nur bir anne olduğu için size tepki gösterdi. Saygısızlık vesaire olarak algılandı ama o bir anne. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.